Dünya basınına İngiltere'de çıkan gazeteleriyle başlıyoruz. Times gazetesi Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili son gelişmeleri aktarıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in iddia edildiği gibi Türkiye'nin kendilerine şantaj yapmadığı yönündeki açıklaması üzerinden veriyor haberi. Times, Independent ise BM'nin anlaşmaya eleştirilerini öne çıkarmış. Financial Times anlaşmaya hem iki tam sayfa ayırdı hem de konuyu gazetenin editoryal görüşlerinin aktarıldığı sayfaya aktardı. Editoryal yazının başlığında Avrupa'nın göçmen krizini çözmek için son şansı denmiş. Anlaşmanın rahatsız edici ancak kaçınılmaz olduğu görüşü savunuluyor. Avrupa'nın öğretilmiş çaresizlik ya da Türkiye karşısında ezikliğini görüyoruz bu konuda ve her türlü fırsatı da Türkiye'ye veriyorlar, tavizi veriyorlar. Türkiye halihazırda tüm komşularından daha fazla olmak üzere 2,5 milyon mülteciyi kabul etti. Türkiye'nin Avrupa Birliği hükümetlerinin de ortadaki insani yüke omuz vereceğine dair bir garanti almadan bir planı imzalamasının yolu yok. Avrupa Birliği liderleri ayrıca anlaşmanın başarısız olması ve Türkiye'den Yunanistan'a başıbozuk göçün devam etmesi durumunda ne olacağını da ölçüp tartmalı dedi gazete. Guardian, Suriyeliler Avrupa için başka yollar buluruz demiş. Birleşmiş Milletler'in anlaşmaya ilişkin eleştirileri var. Anlaşmanın kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği haberde Türkiye'de yaşanan Suriyeli göçmenlerin anlaşmaya yaklaşımlarının aktarıldığı haberde dikkat çekiyor. Suriyelilerle ilgili gelişmeler, Guardian'ın dün röportaj yaptığı Türkiye'deki bazı Suriyeliler azimle Yunanistan'ı denemeye devam edeceklerini söyledi. Bazıları ise başka yollar deneriz dediler. Daily Telegraph'ta bir yazar bugünkü Türkiye Avrupa'nın dostu değil demiş. John Coughlin'in eleştiri yazısı. Birçok batılı için bir Türk çarşısında alışveriş yapmanın çok keyif alınan bir deneyim olmadığını, özellikle alışverişin sonunun sevimsiz olduğunu, çünkü kabul edilen parayla aslında bir gaspın mağduru haline gelinmiş olduğunu yazıyor. Coughlin, göçmen kriziyle ilgili anlaşmanın ardından Avrupa liderleri de muhakkak böyle hissediyor olmamalılar diye yazdı. Avrupa Birliği üyelik sürecinde yani satıcıların yaptığı pazarlığın Türkiye'li siyasetçiler tarafından da aynen uygulandığını söylüyor. Avrupa Birliği üyelik sürecinde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde inisiyatifin Avrupa Birliği'nde ola geldiğini söyleyen Coughlin, bu durumun göçmen krizi söz konusu olduğunda değiştiğini belirtiyor. Evet, ilginç bir benzetme. Pazarlık yeteneği çok gelişmiştir Türkiye'de. Esnafın, tüccarın, dolayısıyla siyasetçilerin de pazarlığı böyledir. O yüzden Avrupalı siyasetçiler dikkat etsin diyor gazetenin yazarı. Türkiye medyasına bakıyoruz. Bir Gün gazetesi katili biliyoruz diye çıktı. Ulaştığımız bilgilere göre EY isimli polis tespit edildi ama iş savsaklanmış. 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın ölümüne neden olan gaz fişeğini ateşleyen polisin kimliğinin 5 Aralık 2014'te tespit edildiği ortaya çıktı. Ulusal Kriminal Büro'ya fotoğraf yollanmaması ve adli tıpın görüntülerde çözümleme yapamaması işi uzatmış. Cumhuriyet Avrupa bölündü manşetini attı. Mülteci pazarlığında temel değerleri masaya yatırmak istemeyenlerin sesleri yükseliyor ve Avrupa'nın mültecilerle ilgili ikiye bölündüğünü duyuruyor. Dünya gazetesi yabancı yerlinin %15 avantajına ortak oluyor denmiş. Bölgedeki gerginlik yüzünden %35 daralan müteahhitlik sektörünün önünü bu kez de yapısal sorunlar kesiyor. Ekonomi gazetesi, dünyanın manşeti bu. Hürriyet, Davutoğlu kritik saatleri anlattı. Avrupa Birliği ile Kayserili pazarlığı yaptık dedi. Başbakan Davutoğlu, Brüksel'den dönüş yolunda Avrupa Birliği ile kapalı kapılar ardında yürütülen mülteci pazarlığına ilişkin detayları paylaştı. Ve Davutoğlu ile Çipras kadın gazetecilere gül vermişler. Bak, onlar da çiçek muamelesi yaptı kadınlara, gördüğün üzere. Milliyet, sokaklar polise zimmetlenecek diye manşet attı. İçişleri Bakanı Ala teröre karşı alınacak tedbirleri anlattı. Sokak sokak kimin sorumlu olduğu belli olacak. Polis vatandaşların kendilerini daha emniyetli hissedeceği mesafede bulunacak. Evet, sokaklar polise zimmetlenecek demek. Çok enteresan gelişmeler olacak. Fişlemeler falan da olacak.
rüşvetler de olacak vesaire. Türkçe mealini anlattığı Sözcü gazetesi Erdoğan'ın benim için kadın annedir, bence kadına en büyük zararı hayatı ekonomik özgürlük parantezine mahkum eden anlayış vermiştir dedi. Bunun Türkçe mealini kadın çalışmasın, evde otursun, kocasının eline baksın, bol bol çocuk doğursun, çocuk baksın diye yorumladı Sözcü. Taraf IŞİD roketleri kilisi vurdu dedi. Suriye'den IŞİD'in ateşlediği 8 Katyusha roketi kilise düştü. Bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Büyük panik yaşanan ilçede okullar tatil edildi. Savaşlara ve silahlara lanet okumak lazım bir kez daha. Zaman kilise DAEŞ roketi diyerek aynı manşeti attı ve böylece noktayı koyduk. Evet, heykellerle başladık bugün. Heykellerle ilgili yıllar önce Melih Gökçek ne kaldırmıştı Ankara sokaklarından, hangi heykelleri kaldırmıştı ekrana getirelim. Ve Ankara'nın aslen MHP'li sonradan Refahlı Belediye Başkanı Gökçek'in 1994 yılında yanılmıyorsam heykel kaldırmasıyla ilgili ekrana yansıdı. Evet, bu heykelleri muzur diyerek kaldırmıştı. Ve yok etmişti. O günlerin gazetelerinden de bize servis etti arkadaşlarımız. Hasan'a çok teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle dünya basınının da sonundayız.